Merhaba arkadaşlar, oyun zamanına hoş geldiniz. Bu yeni videomuzda sizlere MAME emülatörünü yani Multiplayer Arcade Machine emülatörü nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Bu emülatörü kullanarak eskiden Atari salonu denilen oyun salonlarındaki eski oyunları nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Umarım bu oyunların müdavimleri, yani eski müdavimleri diyeyim, tekrar bunları oynamak isterse büyük bir nimet sayılır diyebilirim. Hemen başlıyorum. Öncelikle yazmamız gereken MAME. Bunu yazdık. Bakın MAME.dev.org. Buraya giriyoruz. Burası sitesi işte. Official site. Downloads kısmından Latest Release'i seçtiğimde bir sorun oluştu. Ben çalıştıramadım. Windows 10 kullanıyorum. Windows'un sürümüne göre yani XP'de daha önce bütün MAME oyunlarını oynayabiliyordum. Bunda bir sorun oluyor ama ben size şöyle bir örnek göstereyim. Previous Releases'i seçelim. Bunları da yükleyebilirsiniz. Şuradan 32 bit ya da 64 bit olarak ayarlayacaksınız. Hangisi uygunsa size. Windows 10'da 64 bit seçtim tabii ki. İşletim sistemi öyle olduğu için. Ben bakın arkadaşlar sol taraftan takip ediyorum. 141 versiyona geçeceğim. Evet bu. Buradan indiriyorum. Çünkü bunda çalıştırabildim. Hani bilgisayarın yani işletim sisteminden tutun donanım özelliklerine kadar hepsi fark edebiliyor. O yüzden ben size çalışır bir oyun göstereceğim. Hani çalışabilir bir örnek olsun. Siz de mantığını anlayın. Farklı sürümleri deneyebilirsiniz. Resmi sitesi bu. Official site yazıyordu. Şimdi yapmamız gereken bu indi varsayalım. Bakın bu şekilde iniyor. Nereye download oluyorsa artık oradan. Bunu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda zip halinde. Bulunduğu klasör. Bir klasör atın çünkü masa üstünde çok dosya olur. Extract dedik. Bu şekilde oldu. Ya biraz daha geldi. Şimdi bunu aradan sileyim. İhtiyacımız olan bu klasördeki dosyalar yani şunlar. Oyunları nereye koyacağız arkadaşlar? Bakın öncelikle şununla çalıştırabiliyoruz. Bakın hiç oyun yok. Exit dedim. Oyunlara ROM deniyor. ROMs denen kısma oyunları koyacağız. Şimdi bunun içinde Google açtım. ROM Nation. Bu benim bildiğim bir site. ROMNation.net. Buna girdim. Bakın bir sürü farklı sistemin oyunları var. Nintendo 64, Sega Genesis, Super Nintendo, SNES. Ben MAME Arcade ROMs'u seçiyorum. Şunu kapatayım reklam. Şurayı da kapa. X'e geldim. X-Men Children of the Atom. Buradan indirdik. Bunu iptal edeyim. Hop şurada bir şey seçtim. Hazırı var bende arkadaşlar. ROM şurada. Bir yere ROM diye atmıştım. Kopyala diyorum. Şimdi bakın. ROM kısmındaydım. Buraya yapıştırın. Zip halinde olsun. Şimdi geri dönün. MAME 64'ü seçin arkadaşlar. Evet, oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Hemen başlatalım. Tabii şurası geçsin. Evet, 5'e basarak kredi verebiliyoruz. 1 ile de start diyorum. Karakter seçeceğim. Bunlar var bakın. X-Men'in bilindik karakterleri. Buz adam olacağım. Oo, Colossus geldi. İşimiz zor. Hop şöyle kafasına bir buz indireyim. Bu çok güçlü Colossus. Hani yaklaştırmayabilirsem belki yenerim. Hop. Oh, iki tane vurdu. Gördüğünüz gibi. Bir tane de süper yapayım. Hop.
Şöyle bir de vur. Bir daha vur. Tamam bir arkadaşlar geldik. Şöyle iki tane de vurayım. İşte bu şekilde oyunumuz. Çıkış yapıyorum arkadaşlar. Exit diyorum. Siteden dediğim gibi diğer oyunları denediğimde ROM Nations'tan hepsinin çalışmadığını fark ettim. Bunun nedeni şu olabilir. Bu şu anki benim Windows sistemimde oyunlar uyumlu olmayabilir. Oyunların içindeki dosya bozuk olabilir. Hani farklı emülatör sürümlerini deneyin derim. Daha yenileri veya daha eskileri. Ve de sisteminize göre de değişir. Bu oyun çalıştı bende. Sizde de muhtemelen büyük ihtimal çalışacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Sormak istedikleriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.